Arkadaşlar merhaba, Türkçe Hani'ye hoş geldiniz. Limit yayınlarının AYT Edebiyat Soru Bankası'nı çözmeye devam ediyoruz. Bugün sizlere edebi akımlarla ilgili 8. testi çözmüş olacağım. 1. soruyla başlıyoruz. 1. soruda aşağıdakilerden hangisi klasizmin bir özelliği değildir demiş. Sanat sanat içindir anlayışı benimsenmiştir. Doğrudur arkadaşlar, klasizmin bir özelliğidir bu, bunu elemiş oluruz. Sanatçı eserlerinde kişiliğini gizler. Bu da klasizmin bir özelliğidir. Bunu da elemiş oluruz. Eserlerde biçim kusursuzluğuna önem verilmiştir. Evet, biçim her şeyin önünde görülmüştür. O yüzden de konunun işleniş biçimi daha önemlidir klasiklerde. O yüzden bunu da elemiş oluruz. Konu değil, konunun işleniş biçimi önemlidir. Demin söylemiştik, soylulara hitap ettiği için konunun işleniş biçimi gerçekten çok önemlidir. Bundan dolayı D seçeneğini de elemiş oluruz. Tiyatroda 3 birlik kuralı önemsenmemiştir diyor. Bildiğiniz gibi arkadaşlar trajedi ve komedi bu dönemde ortaya çıkan tiyatro türleri olarak görülür. Hem trajedi hem de komedide ne vardır? 3 birlik kuralı vardır arkadaşlar. O yüzden 3 birlik kuralının önemsendiğini görüyoruz. Bu ifade yanlıştır. 3 birlik kuralının önemsenmediği akım hangisidir? Tabii ki romantizm akımıdır. Çünkü romantizm akımında bildiğiniz gibi dram ortaya çıkıyor. Dram 3 birlik kuralını ortadan kaldırıyor arkadaşlar. Bu yüzden de doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. İkinci soru. Aşağıdaki edebi akımlardan hangisi Mallarmé'nin bu görüşlerini yansıtır? Mallarmé'ye göre şiir esin ürünü olmalı. Bireysel duyguları ön plana almamalı. Belli kurallara göre kaleme alınmalı. Aklın süzgecinden geçirilmeli, herkese seslenebilecek gerçeği esas almalı, konu, biçim, dil unsurlar arasında bir denge kurulmalıdır. Şimdi altı çizili ifadelere baktığımızda belli kurallara göre kaleme alınması, konu, biçim ve dil unsurlarının ön plana çıkarılması ve bunlardan daha önemli olan aklın süzgecinden geçirilmesi ifadesiyle biz bu akımın hangisi olduğunu anlıyoruz arkadaşlar. Akıl ve sağduyunun ön plana çıkmış olduğu bu akım tabii ki klasizm akımıdır. Bundan dolayı da doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Üçüncü soru. Bu parçadaki altı çizili bölümlerden hangisi bilgi yanlışına yol açmıştır? Naturalizm, gözlemin yanına deneyi de katan edebiyat akımıdır. Realizmin ileri aşamasıdır. Felsefedeki sezgicilik akımının edebiyata yansımasıdır. Daha çok roman türünde etkilidir. Kurucusu Emile Zola'dır. Arkadaşlar, naturalizm akımının kurucusu Emile Zola'dır, doğrudur. Daha çok roman türünde etkili olmuş, deneysel romanı ortaya çıkarmışlardır. Bu da doğrudur, bunu da elemiş oluruz. Yine naturalizm, realizmin ileri bir aşamasıdır. Bu da doğrudur, bunu da elemiş oluruz. Buradaki bütün anlatılanlar naturalizmin özelliğidir. Bir de doğrudur, bunu da elemiş oluruz. Fakat naturalizmde sezgicilik değil arkadaşlar. Ortaya çıkan duygu ve düşünce nedir? Sizin de bir tahmin ettiğiniz gibi determinizm anlayışıdır. Sezgiciliği biz daha çok nerede görüyoruz? Sembolizm akımında görüyoruz. O yüzden bu ifade yanlıştır. Bundan dolayı da cevabımız 3 numaranın yer aldığı C seçeneği olacaktır. Dördüncü soru. Aşağıdakilerin hangisi klasizm, realizm ve naturalizm akımlarının ortak özelliğidir demiş. Bakın 3 tane akımın ortak özelliğinden bahsediyor. A seçeneği dursun. Gözlem ve belgelere yer verilmesi, bu bildiğiniz gibi realizmde görülen bir unsurdur. O yüzden bunu elemiş oluruz. Eski Yunan ve Latin edebiyatının örnek alınması, bu da daha çok klasizmde karşımıza çıkar. O yüzden bunu da elemiş oluruz. Sadece roman ve öykü türünde etkili olması, bu da daha çok realizm ve naturalizmin özellikleridir. Bundan dolayı D seçeneğini de elemiş oluruz. Akıl ve sağduyu kavramalarına dayalı olması. Arkadaşlar bu da klasizmde ortaya çıkan bir durumdur. Bunu da elemiş oluruz. Sanatçının eserlerinde kişiliğini gizlemesi. Bakın hem klasizmde hem realizmde hem de naturalizmde görülen bir özelliktir. Bundan dolayı da doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Beşinci soru. Aşağıdaki sanatçılardan hangisi romantizm akımı içinde yer almaz demiş. Arkadaşlar Schiller romantizm akımından etkilenmiştir. Bunu elemiş oluruz. Lord Byron bu da romantiktir. Bunu da elemiş oluruz.
Victor Hugo zaten romantizm akımının ilkelerini belirleyen kişidir. O yüzden bunu denemiş oluruz. Voltaire de romantiktir. Bunu denemiş oluruz. Ama Churchill'a geldiğimizde Churchill arkadaşlar klasizm akımından etkilenmiştir. Romantizmin içinde yer almaz. Bunun içinde doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Altıncı soru. Ahmet Haşim'in bu sözü aşağıdaki edebiyat akımlarından hangisini yansıtmaktadır? Ahmet Haşim, şairin dili düz yazı gibi anlaşılmak için değil ama duyulmak üzere oluşmuş, müzik ile söz arasında sözden çok müziğe yakın bir ortalama bir dildir der. İfadelerine baktığımızda bu akım arkadaşlar 19. yüzyılda Parnasizm'e tepki olarak ortaya çıkmış. Aynı zamanda dış dünyayı olduğu gibi değil, hissedildiği, algılandığı, duyulduğu gibi yansıtan, sanat için sanat anlayışıyla şiirler yazan, daha çok şiirde etkili olan ve Ahmet Haşim'in ifadesiyle şiirde anlam aramak eti için bülbülü öldürmeye benzer ifadeleriyle açıklamaya çalıştığı ve duyulmak yani hissedilmek üzere kaleme alınan musikiyle iç içe olan bu akım tabii ki sembolizm akımıdır. Bundan dolayı da doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Yedinci soru. Sanata engel olan eski alçı kaplamaları sökelim. Ne kural vardır ne de örnek vardır. Ya da yalnızca tüm sanata egemen doğanın genel yasalarından ve her oluşum için her konuya özgü varoluş koşullarından kaynaklanan özel yasalardan başka kural yoktur. Böyle diyen bir sanatçı aşağıdaki akımlardan hangisine karşı olabilir? Şimdi bu sözleri söyleyen kişinin romantizm akımından etkilendiğini söyleyebiliriz. Çünkü romantizm duygu ve hayallere önem verir. Bakın kurallara karşıdır. Duygu ve hayallerini rahat bir şekilde ortaya çıkarmak ister romantizmi savunan sanatçılar. Peki romantizm hangi akıma karşı olarak çıkmıştır? Tabii ki klasizm akımına tepki olarak ortaya çıkmıştır. Çünkü klasizmde akla ve sağduyuya hitap eden sanatçıları görüyoruz. Anahtar kelimeleridir aynı zamanda akıl ve sağduyu. Peki klasizmin etkili olduğu alan hangisidir? Tiyatrodur. Hangi tiyatro türlerinde etkili olmuştur? Trajedi ve komedide. Trajedi ve komedinin vazgeçilmez unsurlarından biri nedir? 3-1'lik kuralıdır arkadaşlar. Çünkü klasizm soylara hitap eder ve genellikle kurallara dayalı bir akım olarak karşımıza çıkar. Romantizm ise bildiğiniz gibi dram türünde etkili olmuştur. Dram da 3-1'lik kuralını ortadan kaldırmıştır. O yüzden bu sözleri savunan kişinin karşı çıkmış olduğu duygu ve düşünce klasizm akımıdır. Bundan dolayı da doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. 8. soru. Sepki Hindi birçok divan şairi üzerinde etkili olan bir akımdır. Tasavvuf düşüncesini çeşitli simgelerle anlatır. Buna göre Sepki Hindi özellikle aşağıdaki edebi akımlardan hangisine benzemektedir? Şimdi arkadaşlar Sepki Hindi'ye baktığımızda süslü, sanatlı bir söyleyişin olduğunu görüyoruz. Yine Sepki Hindi'yi savunan sanatçılarda ne vardır? Anlam kapalılığı vardır değil mi? Anlam kapalılığına çok dikkat ederler. Seçeneklere baktığımızda klasizm, parnasizm, romantizm ve realizmde anlam kapalılığı yok. Süslü ve sanatlı bir söyleyiş de yok. Arkadaşlar Sepki Hindi daha çok sembolizm akımına benzer. Bildiğiniz gibi sembolizm akımında da ne vardır? Anlam kapalılığı, süslü ve sanatlı bir söyleyiş vardır. O yüzden doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. 9. soru. Bu cümledeki bilgi yanlışı aşağıdakilerden hangisinde belirtilmiştir? Parnasizm akımı 19. yüzyılda sürrealizm akımını benimseyen şiir akımıdır. Romantik şiirin aşırı duygusallığına tepki olarak Fransa'da ortaya çıkmıştır. Arkadaşlar, romantik şiirin aşırı duygusallığına karşı tepki olarak ortaya çıkan akım Parnasizm'dir, doğrudur. Fransa'da ortaya çıkmıştır, bu da doğrudur. Fakat sürrealizm akımını benimseyen şiir akımı değildir. Parnasizm, realizm akımının şiire yansımış biçimi olarak karşımıza çıkar. O yüzden burada böyle bir bilgi yanlışlığı var. Seçeneklere baktığımızda söz edilen akım Parnasizm değil, sembolizmdir demiş. Bu ifade yanlıştır. O yüzden A seçeneğini elemiş oluruz. Parnasizm akımı şiir akımı değil roman akımıdır demiş.
arkadaşlar roman değil, şiirde etkili olmuş bir akımdır. Bunu da denemiş oluruz. C seçeneği dursun. Romantik şiire tepki olarak doğan akım sembolizmdir. Bu ifade de yanlıştır. Parnasizmdir bu. O yüzden D seçeneğini denemiş oluruz. Söz edilen akım Fransa'da değil, İngiltere'de ortaya çıkmıştır. İngiltere'de değil, Fransa'da ortaya çıkmıştır. Bunu da denemiş oluruz. Parnasizm, sürrealizm akımını değil, realizm akımını benimsemiştir. Evet, buradaki bilgi yanlışlığı buydu. Bu şekilde düzeltilir. O yüzden doğru cevabımız da C seçeneği olacaktır. 10. soru. Aşağıdakilerden hangisi romantizm akımının temsilcilerinden biri değildir demiş. Bakalım. Victor Hugo romantizmin ilkelerini belirleyen kişidir. O yüzden A seçeneğini elemiş oluruz. Schiller romantiktir. Bunu da elemiş oluruz. Goethe romantiktir. Bunu da elemiş oluruz. Voltaire, bu da romantizmden etkilenmiştir. Bunu da elemiş oluruz. Fakat Dante'ye baktığımızda arkadaşlar, Dante hümanizm akımından etkilenmiş bir sanatçıdır. Romantizmden etkilenmemiştir. Bundan dolayı da doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. 11. soru. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Müziğin gücünü genişletmek gerekir. Çünkü ruhun derinliklerinde var olan gerçekleri ifade etmek ancak duyguyla düşüncenin bir araya gelmesiyle mümkündür. Böylece Wagner şiirde müziğe yer verilmesi görüşünü savunmuştur ki bu görüşün şiir anlayışında önemli bir katkısı vardır demiş. Arkadaşlar bakın, ruhun derinliklerinden ve şiirde müziğe yer vermekten bahsediyor. Dikkat edecek olursanız sanat sanat içindir anlayışını benimseyen bu akım daha çok şiir alanında etkili olmuş. Yine şiir anlaşılmak için değil, hissedilmek için kaleme alınır diyerek şiirde en önemli malzemeyi musiki haline getirmiştir bu akımı savunan sanatçılar. Müzik değeri olan kelimeleri ahenkli olduğu için ne yapmışlardır? Kullanmışlardır. Kimden bahsediyoruz? Tabii ki arkadaşlar, sembolistlerden bahsediyoruz. Bundan dolayı da doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. 12. soru. Edebiyat şimdiye kadar dalgın hareketsizliği, kendinden geçişi ve uykuyu övdü. Biz saldırgan devingenliği, hummalı uykusuzluğu, koşuyu, şamarı ve yumruğu yücelteceğiz. Dünyanın görkemliliği yeni bir güzellikle zenginleşti. Hızın güzelliği. Ateş soluyan yılanlara benzeyen borularla donatılmış bir yarış otomobili. Kükreyen bir yarış otomobili. Nick'in heykelinden daha güzeldir. Bu sözler aşağıdaki akımlardan hangisinin temsilcisi olan bir sanatçıya aittir? Arkadaşlar bakın, burada anahtar kelimeleri çizelim hemen. Hız, devingenlik yani hareketlilik ve yarış otomobili. Arkadaşlar bir de yumrukla düzelteceğiz diyor. Bakın, bu akımı savunan kişilerin anahtar kelimeleri hız, hareket, makina, çark sesleridir. Bildiğiniz gibi bu akımı savunan kişiler sisteme karşı bir başkaldırı içindedir. Bu akımı savunan kişi Marinetti'dir. Ortaya atan kişi Marinetti'dir. Daha sonra Mayakovski'nin de savunmuş olduğu bu akımı edebiyatımızda Nazım Hikmet Ran savunmuştur. Bu akım sizin de tahmin ettiğiniz gibi fütürizm akımıdır. Bundan dolayı da doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. 13. soru. Parnasizm akımı ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? Düşünceye ve söyleyiş güzelliğine önem verilmiştir. Doğrudur arkadaşlar. Biçim önemsenmiştir. O yüzden bunu elemiş oluruz. Sadece şiir sanatına özgü bir akımdır. Bu da doğrudur. Realizmin şiirdeki yansıması parnasizmdir. Bunu da elemiş olduk. Romantik şiire tepki olarak ortaya çıkmıştır. Evet, 19. yüzyılda Fransa'da romantik şiire tepki olarak ortaya çıkmıştır. Bunu da elemiş olduk. Sanat için sanat ilkesine bağlı kalınmıştır. Bu da doğrudur. O yüzden bunu denemiş oluruz. Açıklık yerine anlam kapalılığı önemsenmiştir. Arkadaşlar, anlam kapalılığını önemseyen akım hangisidir? Sembolizm akımıdır, değil mi? Onlar daha çok kapalı şiirler kaleme almışlardır. Parnasistler açık ve sade bir dille eserlerini kaleme almışlardır. Anlaşılır olmayı tercih etmişlerdir. O yüzden bu ifade yanlıştır. Bunun için de doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. 14. soru.
Aşıdaki sanatçılardan hangisi naturalizm akımının temsilcilerinden biri değildir demiş. John Schittenbeck naturalizm akımının temsilcisidir. Bunu elemiş olduk. Emine Zola akımın kuramcısıdır. Bunu da elemiş olduk. Mapusant bu da naturalisttir. Bunu da elemiş oluruz. Henrik Ibsen bu da naturalisttir. Bunu da elemiş oluruz. Ama Stendhal'a geldiğimizde Stendhal realizmin önemli bir ismidir. Naturalizm akımından etkilenmemiştir. O yüzden doğru cevabımız da C seçeneği olacaktır. 15. soru. Şiiri sessiz bir şarkı olarak tanımlamışlar ve müziği şiirin amacı durumuna getirmişlerdir. Onlara göre şiir düşüncelere değil duygulara seslenmelidir. Çünkü bir şey anlatmak için şiir yazılmaz. Şiirde anlam kapalı olmalıdır ve herkes kendince bir yorum getirmelidir. Bu parçadaki 6 çizili sözcüğün yerine aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Onlara kelimesini görüyoruz. Yani bize akımı soruyor arkadaşlar. Buradaki anahtar kelimelere bakacak olursak, anahtar kelimelerimiz şiiri sessiz bir şarkı olarak tanımlamaları. Yani şiirle musikinin iç içe olduğunu gösteriyor bu sözleri söyleyen kişi. Yine arkadaşlar, şiirde anlam kapalı olmalıdır ifadesi ve şiirin duygulara hitap etmesi bize hangi akımı ortaya çıkarıyor? Tabii ki sembolizm akımını ortaya çıkarıyor, değil mi? Bu fikri bize veriyor. Çünkü sembolistlerde anlam kapalı olmalıdır. Şiirle müzik iç içedir. Musiki şiirin bir parçasıdır arkadaşlar. Yine şiirlerini hissedilmek için kaleme almışlardır sembolistler. Şiirde anlam aramak, bülbülü eti için öldürmeye benzer diyen Ahmet Haşim'in savunmuş olduğu bu akım sembolistlerdir, sembolizmdir. Bunun için de doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. 16. soru. Şiir tek bir anlam ifade edemez. Her okuyucu şiirden değişik izlenimler almalıdır. Asıl amacı okuyucuda bu duyuşun zenginliğini oluşturmaktır. Varlığın esrarlı anlamının ifadesi olan şiir basit, açık, eşyayı ve kavramları açıkça belirten bir dili asla kullanamaz. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Arkadaşlar burada dikkat edecek olursanız bu sözleri söyleyen kişi neyi savunuyor arkadaşlar? Anlam kapalılığını savunuyor. Peki anlam kapalılığı şurada ifade ediliyor bakın. Her okuyucu şiirden değişik izlenimler almalı. Yine şiirde tek bir anlam ifade edemez demiş şiir. Buradan biz anlam kapalılığının ön plana çıkardığını görüyoruz. Anlam kapalılığı hangi akımda var? Tabii ki sembolizm akımında var. O yüzden doğru cevabımız da B seçeneği olacaktır. 17. soru. Sembolizmde dış dünyayı olduğu gibi değil, hissedildiği, algılandığı, duyulduğu gibi yansıtılmıştır. Akımın temsilcileri arasındadır. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilemez diyor. O zaman sembolist olmayan yazarı bulmamız gerekir. Baudelaire akımın kuramcısı, sembolisttir, bunu elemiş oluruz. Rimbaud, bu da sembolisttir, bunu da elemiş oluruz. Mallarmé, sembolizmden etkilenmiştir, bunu da elemiş oluruz. Verlaine, bu da sembolizmden etkilenmiştir, bunu da elemiş oluruz. Fakat Teofilo Guter, bildiğiniz gibi Parnasizm akımının kurucusudur, en önemli temsilcisidir. Sembolist değildir, o yüzden doğru cevabımız da E seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar, bu testin de son sorusuna geldik, 18. soruya. 18. soruda realizmle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi doğru değildir demiş. Sanatçı eserde kişiliğini gizlemiştir. Doğrudur. Realizmin özellikleri arasındadır. Bunu elemiş oluruz. B seçeneği dursun. Gözleme yer verilir. Gerektiğinde belgelere başvurulur. Bu da doğru. Gözlem, belge, realizmin anahtar kelimeleridir. Bunu da elemiş olduk. Hayale kapılmamak, gerçekten ayrılmamak esastır. Bu da doğrudur. Çünkü realizmin karşı çıkmış olduğu akım romantizmdir. Romantizmde duygu ve hayallere yer verilir. O yüzden de realizmi savunan sanatçılar hayale kapılmamak, gerçekten ayrılmamayı ilke edinmişlerdir. O yüzden bunu denemiş olduk. Çevrenin kişiler üzerinde etkisi olduğu savunulmuştur. Bu da doğrudur. O yüzden sanatçılar çevre betimlemelerine fazla önem vermişlerdir. Bu da doğrudur. Bunu denemiş oluruz. B seçeneğine baktığımızda ise toplum için sanat anlayışı benimsenmiştir. Toplum için sanat anlayışı
romantizmde karşımıza çıkan bir durumdur. Realistler daha çok sanat için sanat anlayışını benimsemişlerdir. O yüzden bu ifade yanlıştır. Bunun için de doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olduktan sonra bildirimleri açmayı ve kanalımı arkadaşlarınıza önermeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle hepiniz hoşça kalın.